Nasılsınız? Selamünaleyküm, selamünaleyküm. Abi ne yapıyorsun? Nasılsın? Öncelikle davet ettik. Davetimize icabet ettiniz. Teşekkür ederiz. Tek tek sobaları evlerinize kadar getirebilirdik. Ama burada organize etmemizin sebebi sizleri de görelim. Sizlerle de bir arada olabilelim. Bu vesileyle birbirimize bir merhaba diyelim diye burada organize etmeye gayret ediyoruz. Daha önce de soba dağıtımımız oldu. Biliyorsunuz Manavgat'ta bunun en büyük acısını yaşayan, çeken sizlersiniz. Manavgat'ımız tarihinin, Türkiye tarihinin en büyük felaketini yaşadı yangın olarak. Hepimiz evlerimizi kaybettik, ahırlarımızı, hayvanlarımızı, geleceğimizi, geçmişteki anılarımızı, hatıralarımızı, birçok şeyimizi kaybettik. Bu çok büyük acı. Öncelikle bir kez daha bu vesileyle hepinize bütün kalbimle geçmiş olsun diliyorum. Allah'ım bir daha bu acıları bizlere yaşatmasın. Ne çocuklarımıza ne bizlere. Çok zor günlerdi ama el birliğiyle aşmaya gayret ediyoruz. Sizlerin direnci, sizlerin iradesi ve bizlerin de bir şekilde yardımseverlerle beraber sizlerin yanında olma duygusu bu süreyi atlatmamıza vesile oluyor. Ben sizlere ulaşmakta bana destek olan belediyedeki yönetici, başkan yardımcısı, alanda çalışan bütün arkadaşlarıma bu sürede gösterdikleri hassasiyet için de teşekkür ediyorum. Bu sürede kısacık da olsa vaktinizi almadan bilgi vermek isterim. Yasaların izin verdiği müddetçe, değerli hemşehrilerim, bu önemli. Her zaman ifade ettiğim bir şey var. Belediyenin kullandığı bütçe, kaynak sizin kaynağınız, sizin bütçeniz. Size ait olan tasarruflar onlar. Biz bu süre zarfında bize bu kaynağı yangın alanında zarar gören hemşehrilerimize kullanmak istiyoruz dediğimiz zaman bize hayır dendi resmi boyutta. Bunu bütün samimiyetimle bu mikrofondan ifade ediyorum. Bunları bilmenizde yarar var. Bu bütçe hemşehrilerimin, Manavgat'ta yaşayan insanların, bu bütçeden ben onların yaralarını sarmaya kaynak ayırmak istiyorum dediğim zaman hayır sen yangına para kullanamazsın dendi bana resmi boyutta. Bizler de ne yaptık? Gönüllü yapıları yanımıza çekerek vakıfların, derneklerin işbirliği ortaklığıyla profesyonelce bir sistem kurguladık. Yani ne yaptık? Kulağımızı buradan değil buradan tutmaya çalıştık. Formül yaratarak sizlere ulaşmaya çalıştık. Yasal suç işlemeyelim, bununla ilgili yargılanmayalım diye formül bulmaya gayret ettik. Bu bulduğumuz formüllerle 400 tane az hasarlı evin onarımını sağladık, yaşanılır hale getirmeye gayret ettik. 400 civarı ahırımızı yaptık, vatandaşımıza teslim ettik. Bildiğim kadarıyla bir 20-30 tane çatısı kapanmayan kaldı, onu da en kısa sürede halledeceğiz. 250 kilometre sulama borusu, yüzlerce arı kovanı, tarımsal araçlar, beyaz eşya, ev gereçleri, mutfak muhteviyatı, öğrencilere bununla ilgili eğitimlerini devam ettirmeleri anlamında eğitim materyalleri, konteynerler, çadırlar vermeye gayret ettik. Gönlüm ister ki Manavgat Belediyesi'nin imkanları güçlü imkanlar arkadaşlar. O imkanlarla sizin bütün yaranızı sarabilmeyi çok isterdim ama yasal olarak bunun önü kapalı. Bunları bile inanın kendi paramızla almadık biz. Manavgat Belediyesi'nin bunların en iyisini almaya imkanı var mı? Var. Ama alamadık. Gittik ne yaptık? Suç işlememek adına gönüllü yapılardan bunları toplayarak sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bunu bilmenizde yarar var. Bir ikincisi bu ikinci etap soba dağıtımımız. İki köyümüz kalıyor bundan sonra. Onlara da elimizde var. İkinci bir organizasyonda onlara da dağıtacağız. Bir şeyi gözlemledim. O hakikaten haksızlık. Biz bu sobayı dağıtıyoruz. Birçok hemşerimiz yangında odunluğu yandı, ahırı yandı, yakacağı yandı. Bu sobayı veriyoruz. Yakacak odunu yok birçok hemşerimin. Bunu da biliyorum. Ve ilgililere, yetkililere bunu defalarca duyurdum arkadaşlar. Yanan mahallelerden
günlük 500-600 tır ağaç indiriliyor. 600 tır günlük. O köyün insanı, o ormanı bugüne kadar koruyan insanın oradan yakacak bir odun ayrılması o insana, o insana kullanacak ihtiyaç ağacı ayrılması o köylünün hakkı. Ama bu da yapılmadı arkadaşlar. Defalarca duyurmamıza rağmen. Şimdi bunun mahcubiyetini duyuyorum. Sobayı veriyoruz, odunu yok insanların. Odunu yok. Bunu da siz gelen yetkililere sizler de duyurun. O köylerden kesilen yüzlerce dönüm ağaçta benim de hakkım var. Yakacak kışlık odunumu verin deyin. Gelen siyasetçilere, gelen yetkililere bunu söyleyin. En doğal hakkınızdır arkadaşlar. Ben tekrar hepinize bütün kalbimle geçmiş olsun diliyorum. Allah'ım yaşatmasın. Bizim göremediğimiz, bizim ulaşamadığımız, bizim fark edemediğimiz eksikleriniz olduğu müddetçe lütfen bildirin. İlgili birimlerdeki arkadaşlarım hala çalışıyor. Elimizi eteğimizi çekmiş değiliz. Olabilir ya, göremediğimiz olmuştur, atladığımız olmuştur. Bunları telafi etmek, bir şekilde bunlara formül bulmak bizim görevimiz. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Zor günler, meşakkatli günler. Hem ekonomik anlamda hem iklim anlamında konteynerde kalmak zor biliyorum. Kirada yaşamak zor biliyorum. Her türlü imkanınızın yok olduğu bir süreçte ayakta kalmak zor biliyorum. Ama yalnız olmaya bütün gücümüzle gayret edeceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Selamınızı iletmesin. Yine Oymapınar'dan Kıyasettin. Hasan Hüseyin Çiftçi, Kara Amca. Tamam. Tarif edin. Siz yer gösterin. Altın orada. Tamam. Ali Deniz, Kara Öz. Öncelikle Manavgat Belediye Başkanı'na şu sözlerden teşekkür ederim. Bu yangın sürecinde bize sürekli destekte bulundu. Maddi manevi her zaman yanımızda oldu. Çoğu görmediğimiz yerden, başkanımızdan, belediyemizden gördük. Bugün de sobamızı aldık. Soğuk olan kütlenin ısınmasını sağlayacağız. Kendisine çok teşekkür ederiz. Çalışmalarından dolayı çok çok teşekkür ediyoruz kendisine. Belediyemize verilmiş olduğu hizmetten dolayı teşekkür ederiz. Ayarlarız mı? Özel çek. Böyle kadar da demek. Ramazan Karı. Gel. Gel oğlum.